Tamam, şimdi tamir edecek, bütün dronlar çalışmaya başlayacak. Sen buraya niye bıraktın bunları? Şu AutoGather'ı kapatacağım. Video kafasına göre bırakıyorsun onu. Ulan meteorun geldiği yere bak. İki tane drone'umu patlattı pezevenk. Yukarıya götüreyim, yukarıdan roketi kaldırırken ona parayı toplamış olalım. Yok olanları da eritin. Burada 110 metalim var, toplamda 158 metalimiz var. Yani metallerin hepsi yukarıda resmen şu an. Şu shuttle'ın yapılması gerekiyor. İndir bakalım şuraya. Meteor engelleyici var, lazerler var. Tamam. Git bakalım elektroniği indir aşağıya. Aleykümselam. Tamam, shuttle düzeldi. Artık böyle elle transportlama falan uğraşmayız. Şimdi de oraya mı gitmeye çalışıyorsun? Gel yavrum gel. Zavallım. Çıkmaya çalışıyorum. Shuttle heavy load. Yaşanır. O yaşanır. Doğal onu yaşamamız. Hatta bir tane daha shuttle ekleyelim. Bunlar doğal olarak etrafa kaynak taşıyacağı için bol bol uğraşacak. Sen de başla bakalım buna. Şimdi shuttle'ların şeyleri var, araştırmaları var. Hızlarını arttırabiliyorsunuz, taşıdığı yükleri arttırabiliyorsunuz, toplam shuttle sayısını arttırabiliyorsunuz falan. Onları yapana kadar biraz shuttle'lar şey yapacak, didinecek. Ha, buraya keşke şey getirseymişim, benzin. Neyse, shuttle'lar getiriyor gördüğünüz gibi benzinleri. Polimer nasıl? 3.21. Machine part birikiyor en azından ya. Fullenmiş fabrikalar. Güzel. Açıklarımız gideriliyor. 30 tane mezunu da vermişiz. Drone assembly yard'da da... Ha, şu an drone'a ihtiyacım yok. O yüzden binaya gerek yok zaten yani. Bence binayı yıkabiliriz ya. Yık binayı gitsin. Onun yerine yeni bir polimer fabrikası yapalım. İki tane polimer fabrikamız olsun. Nasıl yeterli insan var. Tamam, bu roketi de artık kaldırabiliriz. Git bakalım. Burada bu yüzeyde o kadar çok toplanacak metal var ki. Metalle ilgili çok büyük bir sıkıntımız olmaz kısa süre içerisinde. Elektronik sıkıntımız devam ediyor, edecek. Muhtemelen en hızlı halledebileceğimiz sıkıntılardan bir başkasıysa şey olacak. En hızlı edineceğimiz sıkıntılardan biri ise polimerle elektronik aynı anda olacak. Çünkü yeni bir dom yapmak inanılmaz derecede polimer yiyor. İçindeki binalar vesaire. O binaların birçoğu elektronik ve polimerden yapılıyor çünkü. Merhabalar, hoş geldin. Kaan yol yaptı, köprü yaptı. Eyvallah. Neyse, o shuttle'lar bir yandan buradakileri de toplar. Burada da bakın sağlam rare metal var. Şunlardan birer birer azalt, nasıl bir şey yaramayalım. Oraya doğru gidecektik, vazgeçtik. Şimdi bambaşka yerlerdeyiz. Hale bak. Ev yapmayı unutma demiş. Ne evi? Kolonist için diyorsan önce domların yapılması gerekiyor. Domlar için de çok sağlam kaynağa ihtiyacımız olacak. O sürecek.
Boş gelsin ya roket. Boş roket kaldım. Düze dünyada işte bu çalışmanın sponsoru kimse artık şey modunda böyle. Ne? Boş roket mi kaldırttılar falan diye. Adam orada saç baş yoluyor. Landing pad'leri de ekleyelim. Çimento var mı burada? Var. Gerçi yukarıdan da shuttle'lar getirilir ya biraz. Ben dışa bağımlılık ne zaman bitiyor? Ne zaman elektrik üretmeye başlıyoruz? Elektrik üretiyoruz zaten ya. Polimeri de iki fabrikaya çıkarttığımız iyi oldu. Hızlı hızlı şey yaparız şimdi. Şunlar bir eğitilsin de. Araştırmamız iyi geliyor. Şimdi bu ikinci domları kurduğumuzda bayağı rahatlayacağız ya. Hatta parasal olarak da bayağı rahatlayacağız muhtemelen. Ben buralara mesela çok fabrika mabrika yapmam diye düşünüyorum. Full jeolojistleri çalıştırırız burada. Mis gibi olur. Yemekler memekler geliyor, gelsin. Karate is a self-defense system developed by Japanese Zen Buddhist monks. No wonder karate is a great way to develop yourself. Explorer görevim yok şu an. Mecbur öyle takılacak o orada zavallı. Kim o motivasyon? Vergini verme pezevenk. Bana mı veriyorsun sanki? Ayrıca özel şirket bu. Vergiden beslendiği ne belli. Bizim nüfus problemi ne şu an? 9 evsizimiz var. İyi değil. Yapka officer götümüze mi sokacağız? İki tane olsun ya. Karşılıklı çıkar anlaşması. Multimilyarder bir girişimci dünyadan finansal sıkıntılarımızın kokusunu almış ve yardım etmek istiyormuş ama karşılığı varmış. Diyor ki size 2 milyar dolar vereyim karşılığında ne kadar rare metal şey yaparsanız %10'unu ben alırım diyor. Oligarş olduğum için %5'e indirtebiliyormuşum. %5 fena değil aslında ya. Ne dersiniz? Yapalım mı? Japonya güzel. Ya 2 milyar çok büyük bir para değil. Ama şu an bir nakitin gelmesi işleri hızlandırır. Öyle diyeyim size. Ama bundan sonra %5 verecek olmamız biraz... Gerçi bir roket 600 milyon dolar götürüyor. 600'ün %5'i ne ediyor? %10 olsa 60, %5 30 bin gidecek. Yani 660... 600 götürüyoruz diyelim düz hesaptan. 570 almış olacağız. Çok büyük bir sıkıntı değil aslında. %5 çünkü. Bir roket 660 bin götürüyor. Yapayım mı yapmayayım mı? Ben olsam yapardım da 2 milyon dolar, 2 milyar dolar şu an açar çünkü bir anda hızlandırır. Donları yaparız, kuruluruz falan her şey hızlanır. Yapalım. %5. %5 çok değil yani. Adam için çok karlı da bizim için kısa vadede karlı. Çünkü donların yapılmasını daha hızlı gerçekleştiremeyiz. Yani öyle bir nakit yok. Bizim roketlerin gitgeli çok yavaş. Şuraya konduracağız. Hemen donlara inşaatlarını tamamlayacağız. Tamam işte. O saatten sonra problem kalmıyor. Hatta biraz daha drone falan getirelim yukarıya. Yukarısı çok hızlı çalışsın. Hazır para var. Ezdik bile parayı. 600 bin kaldı. 600 milyon dolar kaldı. Dun dun dun.
metal deposu da yapalım. Bu buradaki metalleri topluyor hala. Yani bir rare metalleri daha sonra daha toplu satmamızı sağlayan Space Elevator olacak. Uzay asansörü diye bir mevzu var. Mesela yüzer yüzer falan yollayabileceğiz. O zaman %5 bir nebze sıkıntı. Çok büyük bir şey değil yani. Daha zor şeylerde daha zor sponsorlar oluyor. Daha az para kazanıyorsunuz rare metallerden falan. Yani tamah edilebilir bir şey. Pod yağdıralım bakalım gökyüzüne. Hadi bakalım. Eyvallah, iyi seyirler. Funding received. Mesela 660 kazanıyordum, 630 kazandım. Bence çok böyle aşırı bir gider değil yani. Boş roketi yollamaya devam mı? İnsan lazım ama full jeolojist. Mokar jeolojist vardı. Öldüler herhalde yaşlılıkta. O speklerle beraber oldu o zaman yani. Lan Çeli Bey. Sen rahat ol ya. Yer yok diyor kolonide. Ya sen bir rahat ol. O iş bende. Çimento yok. Dur. Metal toplama. Meteor shower incoming. Meteor yağmuru geliyormuş yine. Çimento şimdi shuttle'lar getirirse 3-3-3-3 getirecek. Biz gidelim oraya bir toplucu alalım. Transport'ta. Transport'un iyi yanı bu. Transport buradan bir yüklenir şimdi şeyi. Çimento'yu. Bir seferde 45. Gel yavrum. Yüklen. Bir daha lazım olacak. Da çok var ya. Her yerde var. Aa bitirmiş bu. İyi bitirdiysen. Peki. Gel buradan metal çıkarmaya devam. Bir dakika yukarıda metal var mı? En büyük problemimiz metal olacak gibi. Ya, buradaki yüzey metallerini bitirdikten sonra çıkardığımız bir nokta yok. Yani yeni bir dom yapmamız gerekecek. Belki burası olabilir falan. Breakthrough'lardan şey yaparız. Elektriği de geçirelim şuradan. Tabii bu kadar şey aldıktan sonra, rare metal aldıktan sonra normal metali satın bile alırız yani, bir şey olmaz da. Research hemen şuraya complete. Yaşam desteğiyle beraber arkeoloji yapalım. Arkeoloji inanılmaz güzel bir şey aslında. Çok fazla insan yaşamına şey yapıyor. Katkıda bulunuyor. Aynı zamanda burada 60 kişi mi ne galiba kalabiliyordu içine, ya 30 kişi mi, öyle bir şey olması lazım. We've got songs from waves and fun, sand and sun. Sand and sun. Do you remember your childhood? Anomaly found. Tamam. Burada bu insanların tabii ihtiyaçlarını giderecek ufak şeyleri de yapmaya devam. You know what? I bet it was Morelos. Burada araştırma da üretebiliyoruz. Araştırma binasını da yapalım o yüzden. Bak bahçeler de yapın. Heh, iki domu birbirine bağlayacak alanımız da var. Anomaly found.
Buraya elektrik getirmemişim. Bravo Kaan. Kargosuz iniyor. Gel bakalım. Şöyle indirelim de. Metaller herhalde şeydedir. Say metaller niye yok? Colonists are departing. Bunun müzikleri güzel, evet. Bilmiyorum en ucuz nereden alırsın. Daha önce bir kere bedava yapılmıştı ama şu anda durumunu bilmiyorum. 3 saat, 3 sol 3 saat sürecekmiş meteor yağmuru bu sırada. Gel lan buraya. Sen de git şu metali topla. Altın değerinde metal duruyor orada. Hatta dur ya, şu roketi anomalilere yollayalım. Breakthrough verecek. Breakthrough verecek. Oha, istediği paraya bak siktir. İstediği kaynak çok fazla. Şu hazır olanı gönderelim. Anomalileri bir yapalım. Ondan sonra dünyaya gideriz. Şu an acil para ihtiyacımız yok zaten. Paramız var. Yemeği hazıra dayattık yalnız. O ne kadar hazır gidecek? Sector scan. Göreceğiz. Şuraya olmadı, iki tane hidroponik yapalım. Bir de iki tane research var ya. Dedik. Buraya bir Martian Education yapacağız. Burada Martian University. Eğitim alsınlar. Hawking de güzel mesela. Daha fazla araştırma üretiyor. Daha fazla slotu var. Yani şimdilik bu insanlar ekstra ihtiyaç duyarlar mı bilmiyorum ama hadi şuraya Open Air Gym falan yapalım. The faint distress signal led us to the burial site of a small satellite. It had fallen deep under the red sands. Bir uydu bulmuşuz. İlginç bir sinyal veren uydu. Bu hikaye bu sırada. Şu an hikayeye geçirdi oyun bizi. Artık kuruluş evrelerimiz bitti. Hikayelerdeyiz. Bir tane de bar yap. Daha sonra buraya ekstra bir şeyler düşündükçe yaparız ya. Research complete. Şu an aklıma çok bir şey gelmiyor. Park mark yapalım. Sen rare metalleri topladın. Getir buraya. Pozitronik brain'i mi açtık? Bu neydi lan? Network node'u açmışım. Ha, açılmış Hawking Enstitüsü. Yani biraz geç şu an onun için ya. Super fungus. Tarlayı açalım. Yemek üretimi lazım olacak. Otonomuz sensörleri açalım. Sensörler para yemeyecek. Şu an yiyor. Para yiyordan kastım şey yiyor işte. Metal yiyor. Bakımına metal harcıyorum pezevenge. Sen neredesin yavrum? Tamam, senin otonomluğunu kapatalım. Tamam. Muhtemelen çok sağlam bir şey açığımız var. Metal açığı. Metalle geç. Elektronik bile yetmiyor şu an. Yüzey metallerini satın almamız gerekecek belli bir süre boyunca. Şu
Şuraya da hemen bir yakıt deposu yapalım. Şu an shuttle'lar yetişemiyordur tahminimce. Şeye. Yemeği de ticaretini yaptık. Evsizler yakında taşınmaya başlayacaktır. Shuttle'lar için de 6 elektronik lazım. Polimer sıkıntısını çözdük. Machine part üretiliyor. Yani şu an ekstradan ne yapabiliriz? Elektriği biraz rüzgar gücünden almaya başlayabiliriz. Çünkü halihazırda machine part üretiyoruz. 4 adet büyük şey yapalım, türbin yapalım. Geceleri de biraz elektrik yükünü azaltmış oluruz. Tamam, roketlerden insanları da getirdik. Hangi ülke? Rusya ile oynuyorum. Koloni oyunlarında ne her zaman Mars, Venüs değil demiş. Venüs pek yaşanılası durumda değil çünkü. Su deposu ve oksijen tankı unutmayalım. Var ya onlar. Biri kafayı kırmış peki. Niye kafayı kırıyorsa? Ekmek elden su gölden. Pezevenk. Şunların şeylerini de arttıracağız. Üretim desteği veren şeylerini açacağız. Çalışma slotlarını fullleyeceğiz falan. Ha, burada ekstra bir üretim yok. Ekstra bir üretim yapmaya da gerek yok. Burası ölümüne şey kastıracak bize. Para. Ama öyle böyle para değil yani. Burası parayı basacak. Darphane gibi çalıştıracağız burayı. Tabi burada deli gibi de bir çöp çıkacaktır. O çöpü de bir depolayacak alan yapalım. 3 tane mekan birden çalışıyor çünkü. O çöp anca şey yapar. Yakıt. Burada da yakıt üretebiliriz aslında. Biraz taşıma şeyi yapayım ya, dur. Al buradan kardeş fuel'u. Gel buraya bir götür. Bir iki posta git gel yapsın zaten şey olur, yeter o bize. Rusya'nın özelliği ne? Binalarında yakıtla üretimi direkt açık başlıyor. Çimento olmayan alanlardan çimento çıkarabiliyor. Şarkı ismi ne bilmiyorum, yazmıyor onlar. Şeyden, YouTube'dan bulabilirsin bütün şarkılarını, soyadını. Oyun. Elektronik kurtarmayacak çok. Biraz daha elektronik basmamız lazım. Elektrik yetmiyor. Anomaly found. Elektriğe de bir çözüm şart. Bu insanlar şey yapar. Yavaştan caz yaparlar ya. Meteor incoming. Meteor nereye geliyor? Domu vurma, domu vurma, domu vurma. İyi vurmadı şu an. Aslında dolmamış parasal olarak ama yollayalım. Nereye geliyor yeni meteor? Ha, siktir. Su hattına düşecek. Brezilya güzel o konuda, evet. Brezilya'da hiç şey kalmıyorsun ya. Parasız kalmıyorsun. Meteor yağmuru. Ha, bizim oraya mı oluyormuş? 10 saat sürecek, bizim bu taraflara düşüyor. Oğlum gel gel, oraya gitme, oraya gitme. Oraya gidersen ölürsün. Önce buradakileri tamamla sen. Oo, drone hub'un üzerine düşecek. Mafyalı oyunun çıkışı daha duyurulmadı. Yakında duyurulur. Yandan metaller de düşüyor meteorla beraber ve araştırma anomalileri de geliyor. Seviyorum o yüzden meteorlu bölgeleri ya. Japonya çimento karşılığı yemek vermeye devam ediyor. Sen yeter. Çok fazla taşımacılık yaptın zaten. Rare metali al, yukarı götür. Güdüm mü sanki bu var? Şimdi bize ne lazım? Elektronik yine mi bitti? Çak bize hemen elektronik podlarla.
güzel. Elektrik problemlerimiz biraz azalacak birazdan. Bir podla da machine part sallayalım. Bütün parayı yedik de zaten yani toplayacağımız yerdeyiz şu an. Auto Explorer'ı da açarız buradan. Tamam. 1250 araştırma da verdi. Güzel. Sen de gel yukarı tekrar. Hayat desteği bitti. Neyi tükettik ki? Elektrik. Elektrik yok. İnsanlar kafayı yiyor böyle durumlarda. İlk kez başımıza geliyor şu an ama. Elektrik üretimini biraz coşturacağız. Sector scan. Buraya da aslında machine part fabrikası yapabiliriz. Metal yok gerçi. Metal sıkıntı. Sen git metal üret. Ha, üretiyor. Tamam, sen ne yaptın, geldin. Bırak şu parayı şuraya. Kaldırın roketi. Sen de burada metal toplamaya başla hemen. This is Free Earth Radio and my name is Jamie. Ram çalışıyor insanlar. 24 kişi var. Burası 40 kişi daha alabiliyor ekstradan. We've just lost one of our wildfire contamination. In a disturbing set of events. We're still investigating the cause of the disaster. Laboratuvarlarından biri bozuldu. Wildfire senaryosu gelmiş. Bu senaryoyu hatırlamıyorum neye dönüşecek. Göreceğiz. Tamam, elektronik geldi, machine part geldi. İndirin hepsini. Ha, bir süre sonra evet. Her şeyi gezegende üreteceğiz. Hatta burayı şey yaparız, telefonlarız, adam ederiz yani bu gezegen. Dünyaya benzer yakında. 50 yiyeceğe şey veriyor. 20 metal veriyor lan. Şu an roketim yok. İşime yarardı. Oyunu virüsüye yazacak. Olabilir, Wildfire'ı hatırlamıyorum senaryo olarak da spoiler vermeyeydin iyiydi. Görürdük yani. Güzel. Geceyi çıkarabilirsek tamam zaten. Daha fazla bir şey istemiyorum. Sen araştırmalarını... Oo, metal oranına bak. Her yer metal. Tamam, metal sıkıntımızı büyük oranda halledeceğiz. Mepertin ya, masalası ki. Araştırmalara ne geldi? Amplifier Flares Grand Bigger Boost Production. Bu önemli. Çok önemli. Şu an önemsiz bir şey yapıyor muyum? Yapmıyormuşum. Biraz outsource yapıp araştırmayı hızlandırabilirim ya. Çok az araştırma kazanıyorum şu an. Ya da biraz daha elektronik. Arızaları gidermek açısından bu kadar kişi var ama şey yok. Çalışmayı düzenleyemiyoruz. Oradan da bir sürü rare metal çıktı. Keşke burada başlasaymışım oyun. Gerçi burada su yok değil mi? Evet. Su problem olurmuş. Oğlum sen niye aşağı indin lan? Yukarıda eşek gibi şey var zaten. Manyağa bak. Yukarıda deli gibi kaynak var, hala aşağıda araştırma yapıyor herif. Neyse, biraz para kazandık. Hemen roketler uçmaya başlasın. Ha, hazır para gelmişken elektronik indirelim. Şuraya indireceğim, burada arızaları giderelim. Shuttle şeyi de arızalanmış. Onu da halletmiş oluruz. Hatta belki bir shuttle daha yapılabilir ya. Bir shuttle hatta çok pahalı.
Yok, şey anlamında diyorsun. Roket gelir anlamında. Çok sıkıntı olmaz. Var etrafta birkaç yerde. Aç. Shift'leri aç ya. Bilim üretim. Bilim. Özellikle şu binanın yapılması çok lazım. Şey yok ama. Çimento yok. Ben tüküreceğim. Çimento olsa şimdi. Kardeşim sen şu otogether'ı bir bırak. Al şuradan çimentoyu. Biraz yüklen buraya bakalım. Güzel. Meteorlar sayesinde bayağı bir anomali araştırdık. Şeylerimiz hızlandı. Shuttle'ların hızını arttırdık falan filan. Güzel şeyler geldi yani. Güzel. Elektronik sayımız kendini toplayacak şimdi. Şeyin depoları dolmuş. Yakıtın depoları dolmuş. Biraz daha yakıt deposu çakalım. Akümülatörleri aslında büyütmek istiyorum. Bu aküler çok küçük. Atomik akümülatörler var. Onlar fena şey tutuyor aslında. Çimento yetmiyor hiçbir şeye. Hale bak. Her şey vardı. Çimento yetiştiremiyoruz. Oo, 95 metal varmış burada. Aman ya Rabbi. Bunların hepsini toplatacağım ben şimdi bizim elemana. Hatta şöyle bir şey yaparız. Metal deposunu şuraya kurarız. Daha bile mantıklı olur. İyi, shuttle'lar da çalışmaya başladı. Food shortage derken... Kardeşim... 785 yiyecek var. Götümüze mi sokuyoruz bu yemeği? Ne demek yemek yok ya? Çalışın köleler. Fıtş. Harbiden aç insanlar var ya. İnanılmaz. Geldiğimiz noktaya bak. Şunların şeylerini açalım. Oha, ihtiyaç duyulan toplam insan sayısına bak. Peki. Ya şun iki azalt bunları. Manyak mısın? Ne yapacağım bu kadar güvenlik görevlisi? Ne yönetiyoruz sanki bu kadar? Herkes tek shift çalışsın. Manyak manyak işler yapmayın. O kadar insan yok elimizde. İdareli çalışın. Hatta çalışmayın. Anomaly found. Gelecek şeyle gelecek işte. Shuttle getirecek onların hepsini. Elektronik azalmış diyordu. Ben öyle bir azlık sezmiyorum şu an. Shuttle'lar şu an götürüyor şeyi. We gather here today to bid a final farewell to one of our finest. 66 solde yaşlılıktan nasıl ölmeyi başardım bilmiyoruz ama ölmüş. On sol boyunca bana 200 şey veriyor. Sanatoryumum zaten yok. Kafayı yemiş ama araştırma veriyor. Yani 1.4K'ya çıktı. Delirebilir yani. Delirecek olanlar böyle delirsin zaten. Geldin mi? Çimentoyu da indir yavrum. Zaten bütün binalar yapılmış. Yemek seçiyorlar. Hepsi elmaya benziyor ama. Buralarda da metaller var. Buralar falan. Şuraya bir gönderelim bu pezevengi. Orada depoya toplasın. Oradan burayla transfer hattı kuracağım. Götür getirini yapacak. Onun dışında bir kaynak eksiğimiz yok. Polimer kendini topladı. Yani dünyaya bağımlılığımız durdu polimerde. Gerçi insan sayısı konusu biraz problem. Çünkü yaşlanınca çalışmayı bırakıyorlar ki arada bir sürü yaşlı görüyorum. Sık sık birilerinin doğması lazım kolonide.
iki ayarı tutturalım. O konuyla ilgili olarak bence buraya da bir don yapabiliriz. Üremeyi teşvik edecek, büyümeyi teşvik edecek bir don iyi olabilir. Şu oradan buraya hat çekebilir miyim? Göreceğiz. Yavrum. Çimento ver. İyice kal. Severiz. Çimentomuz var nasıl şu an? Or just ask us a question. New colonists have arrived. Crop failure reported. Music Jamie, you seem like a cool guy. What do you do when you're not talking on the radio? Well, Sheila, here's a quick answer. Eskiden bunları yapmak bir ölüm diyor. Spend time at the dojo or in the gym. Uğraşıyorduk tek tek. Koca bir alanı böyle yesin diye bir sağ bir sol bir şöyle bir böyle kuruyordum bunları. Oyunda bir sürü güzel Quality of Life geliştirmesi yaptılar da işte. Oha birader ya. 24 su kaybediyorum. Nasıl bir çakıldı bu? Bu su bitiyor mu? Bitiyor artık. Tamam. Yenisi için başlayalım. Şuraya da ek depolar koy. Daha yapılacak bir sürü şey var, araştırma var. Aa, gelmiş Mohol. Mohol çok önemli çünkü artık para sıkıntınızın kalmaması buna bağlı. Rare metal üretiyor topraktan. İhtiyacınız olan her şeyi üretiyor. Çimentoyu, mümentoyu, metali. Bir sıkıntınız kalmıyor artık o saatten sonra. Aha, salgın başladı. Enfekte olan birkaç tane şeyimiz var. Konu harbiden enfeksiyonmuş. Korona. Biri yazmıştı onu, spoiler vermişti. Pek tahmin değilmiş yani. Mars Belediyesi devamı, evet. Bafarya, batarya mı demek istedim? Şu an şey yapamıyorum onları. Buradan bunu yıksam oraya çekebilir miyim? Bir göreceğim bakayım nasıl işleyecek. Şuraya da şöyle çekelim bir hat. Tam önce şurayı bir yıkacağım. Apartman mı kazandım? Vay be. Görevi yapmışım. 4 tane apartman vermiş. Apartmanda konfor bonusu kazanmıyor yaşayanlar. Problem o. Apartmanı çok tercih etmedim. Daha çok insan yaşıyor aslında ama konfordan ödün veriyor. Şu tünelleri bağlamayı da bir getirselerdi be. Gerçekten iyi olabilirdi. Mecbur burayı yıkacağız. Burası kaç kişilik oldu? Şu an 72 kişi arkeolojiyle beraber coşacak zaten. O zaman burada polimer de üretmeye başlayabiliriz gayet. İhtiyacı sıkıntıya girmesin de buralarda. Gerisi çözülür. Gerçi çok su var etrafta ya. Yiyecek desen yine aynı şekilde ticaretini deli gibi yapıyoruz. Tamam, sen onları toplamaya devam et. Sen... Polimer azaldı doğal olarak. We are ready to break away. And we are ready.
cool yap. Nursery ver. Çocuklar için alanlar yapayım bari de. Bol bol çocuk şey olması lazım. Doğması lazım. Hastane var var. Infirmary. Revir. Şunları da açabiliriz artık o zaman. İnsan sıkıntısı çekmeyeceğiz gibi duruyor çünkü. Önemli olan bu üniversitelerin çatır çatır şu an mezun vermesi. Şunu hallettik. Bunu bilmesem de olur. Çimentoyu bitiriyoruz. Sektör scan. Kaldırın roketleri, para kazanmak için kullanan artık roketler gitgelci olacak. Ama elektrik sıkıntısı da düzelmiş durumda. Aslında pek değil, gündüz 89 üretiyorum. Bu elektrik sıkıntı. Elektrik böyle giderse sıkıntı olur. Resources are low. Machine Part'ı şu an çok harcamak istemiyorum ya da yüklenmek istemiyorum. Şimdi şöyle, donların bir verimli evresi oluyor, bir de çöküş evresi. Biz çöküş evresini yaşıyoruz kuzeydekinde. Çöküş evresi niye? Mesela yaşlılar var, bunlar çalışmıyor, emekli. Artık burada takılacaklar böyle. Dolayısıyla bazı fabrikalarda işçiler azalacak falan. Doğumlar oldukça dengeleyecek bu durumu. Olmadıkça ise açık vermeye başlayacak burada işçi sayısı. Aşağıdaki için aynı şey geçerli tabi. Aşağısı daha yeni yeni düzenleniyor. 128 kişi koyabiliyormuş. Ama aşağıda en ufak bir problem yaşayacağımızı zannetmiyorum şu anda. This is Free Earth Radio and my name is Jamie, bringing you soul soothing music for your weary mind. Lan hepsini buraya mı koydu manyak? İçine niye bırakmıyorsun ya? Mesela bak, işte Autogether hala adam gibi çalışmıyor. Roket varmış, insan getirmeye devam, tam gaz. Yaşları dünyaya yollayamıyor muyuz? Emin değilim. Yok. Yollayamıyorum ya, öyle bir özellik yok, kabul etmiyorum falan. Yaşlandı, siktir git diyemiyoruz. Mento kalmadı ama ben hala yollama niyetindeyim. Burası bitiyor. Burada güzel çimento var. Yani buradan da toplamaya başladık. Şunu da gücünü arttıralım. Çimento toplamamız artar zaten. Tatile çıkaralım derken dünyaya bırakıyoruz falan yorumlara. O olabilir. Makul. Uşamaz. Ayıp be adam, ayıp. Hiçbir saygım yok gerçekten. Şuraya bak, full metal kaynıyor ya. Ya sen Allah aşkına şunları adam gibi topla, depoya bırak, küfür edeceğim şimdi. Depoya bırakamıyor da etrafına bırakıyor. (Gülüyor)